Medyaskop'tan herkese merhabalar. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve bu yılın teması da doğaya dönüş sloganı ile birlikte türlerin ve habitatların çeşitliliği anlamına gelen biyoçeşitlilik olarak belirlendi. Salgınla birlikte eve kapanma sonrası doğanın kendine geldiğini konuştuk. Hava kirliliğinin azaldığını, hayvanların şehirlere geldiğini, hatta kıyılara yunusların geldiğini gördük ve şimdi yeniden dışarı çıkıyoruz. Peki doğanın kendini yenilemesi bu kadar kolay mı? Bundan sonra bu kadar evde kaldıktan sonra dışarı çıktığımızda tekrar düşebileceğimiz hatalar neler? Şimdi boğazdan çıkan eldivenleri, maskeleri okuyoruz örneğin. Doğanın durumunu konuşacağız biraz. Bilim Akademisi Yönetim Kurulu üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Orhan Yenigün'ü ağırlıyoruz. Orhan Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. İlk önce bugünün anlamını soralım size. 5 Haziran Çevre Günü neden, nasıl kutlanıyor? 5 Haziran 1974'te kutlanmaya başlandı. O zaman yapılan bir toplantıda Stockholm'de. Ve o günden beri her yıl 5 Haziran, işte ilan edildikten beri her yıl bir temayla kutlanıyor. Özellikle işte farkındalık yaratmak açısından dünyanın işte her yerinde, okullarda özellikle ve de başka mecralarda çeşitli konuşmalar yapılıyor, toplantılar yapılıyor. Yani senede bir gün de olsa çevre hatırlanıyor diyelim. Gerçi başka nedenlerle de hatırlanıyor ama bu sadece Dünya Çevre Günü adı altında olduğu için bütün dünyada kutlanıyor ve hatırlanıyor. Bu senenin teması biodiversity, biyoçeşitlilik. Bu da demin söylediğiniz gibi türlerin çeşitliliği ve işte yok olma tehlikesinde olan türlerin işte hatırlanması ve buna benzer şeyler, konuşulacak konular esasında Dünya Çevre Günü kapsamında. Koronavirüs salgınıyla birlikte dünyanın tamamı olabildiği kadar eve kapandı ve doğada bir takım değişiklikler gözlemledik. En önemlisi de belki hava kirliliğindeki azalma oldu üretimlerin durmasıyla birlikte. Evet. Peki gözlemimiz doğru mu? Doğa bir parça kendine geldi mi? Ne değişti? Şimdi süreç devam ediyor esasında. Gerçi biz sokağa çıktık ama başka ülkelerde başka şekillerde tedbirler alınıyor. Genel olarak uydu görüntülerinden hava kirliliğinin bazı kentlerde alışılagelmişin altına indiğini, özellikle Çin'deki bazı büyük kentlerde ve diğer belki Avrupa'daki bazı büyük kentlerde, İstanbul'da dahil olmak üzere hava kirliliğinin azaldığını görüyoruz. Tabii bu işte araçların dışarı çıkmamasından kaynaklanıyor. Ayrıca de enerji tüketimi azaldı dünyada. Hem üretimin aksamasından ve yavaşlamasından, hem işte yine araçların dışarı çıkmamasından, termik santrallerin yükleri azaldı. Bu da şöyle bir olumlu şekilde yansıdı. Karbondioksit salımlarında bir azalma oldu. Bu da aslında olumlu ama bunu tabii gözlemlemek yerine hesaplama yöntemiyle söyleyebiliriz. Yakın bir zamanda, geçen ay yayımlanan ciddi bir bilimsel dergide, Nature Climate Change adlı dergide, bir takım dergideki işte yazarlar, bir makale yayınlandı. Buradaki yazarlar bir takım hesaplar yapmışlar. Bu seneki Nisan ayındaki karbondioksit salımlarının %17 mertebesinde azaldığı ne hesaplamışlar bu bilimsel makalenin yazarları ve de 2020 sonuna kadar işte bu şekilde değişik senaryolarla, üç değişik senaryoyla, yani kapanma senaryolarıyla devam edildiği takdirde üç değişik senaryoya göre %4 ila %7,5 oranında yine karbondioksit salımının sene boyunca azalacağını öne sürüyorlar. Bu aslında çok olumlu bir şey, çünkü atmosferdeki karbondioksit miktarı, konsantrasyonu bizim bu küresel iklim değişikliği dediğimiz fenomenin başlıca nedenlerinden bir tanesi. Bunu peki şey var, daha sonra belki observasyonlarla da görebileceğiz. Yani
karbondioksit ölçümü yapılan Hawaii'deki observatörde ki şeyde kayıtta bu daha sonra görülebilecektir tahmin ediyorum. Onun dışında hava kirliliği var dediğiniz gibi başka şeyler de var. Ama yani gözlemlerle diyelim ki Yunus'ta işte kıyıya yaklaştı veya işte ne bileyim başka türlü gözlemler de oldu. Bunlar da insanların çekildikleri için ortadan hayvanlarda bir belki bir çeşit rahatlama, davranışlarında rahatlama olmuş olabilir. Ama tekrar biz geriye döneceğiz tabii ki yaşamımıza. Yani bu tip şeyler, gözlemler pek belki daha sonra yapılamayacak. Karbondioksit salınımı ile ilgili eve kapanmanın aslında bir faydası olduğunu söylüyorsunuz. Belki de koronavirüs salgınının tek olumlu sonuçlarından biri de bu oldu. Ama bu yeterli mi dünya için doğanın biraz olsun kendini toparlaması için? Siz bunu büyük bir değişiklik olarak görüyor musunuz? Yani şöyle bize bir ders verdi bu. Yani karbondioksit salımı istenirse azaltılabiliyor. Yani biz şimdi bu dersi aldıktan sonra tekrar geriye dönüp eski hayatımızı yaşamaya devam edersek bunu tekrar geriye gelecek tabii salımlar eskisi gibi devam edecek. Bu yazık olacaktır. Yani dünyada karar verici kesimler bunu gördükten sonra bundan sonra biraz daha değişik politikalar izlemek durumundalar bence. Bu değişik politikalar arasında da işte bu enerji, yenilenebilir enerjiye daha fazla önem vermek, fosil yakıtlardan uzak durmak, buna benzer yaptırımlarla yine karbondioksit salımlarını azaltılmaya gidilebilir. Bunu da bence yapması lazım dünyanın, dünya ülkelerinin. Yani salgın aslında bize yapabileceklerimizi gösterdi. Bir yandan da daha önceki o üretim zincirine mecbur olmadığımızı da belki göstermiş olabilir. Farklı şekilde çalışabileceğimizi de yani yaşam tarzımızı değiştirecek bir şey olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Evet yani biz demek ki biraz daha tasarruflu yaşayabilsek, biraz daha dikkat edebilsek bunu azaltabiliyoruz. Bunu net bir şekilde belki başka çalışmalar da bilimsel çalışmalar da ortaya koyacaktır. Daha işin ortasındayız bence. Gözlemler devam ediyor. Ve daha net sonuçlar ortaya çıkacaktır tahmin ediyorum 2021'in içinde. Bu hakikaten bize hayat tarzımızdaki bazı değişikliklerin olumlu yansıdığını, olumlu yansıyacağını ve bizim amacımız var. Bir de 1.5 derece santigrat aşmama gibi bir IPCC'nin yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin yayınladığı 2018'de yayınladığı bir raporda 2 derece santigrat yani Paris Anlaşması'ndaki 2 derece santigrat yerine 1.5 derece santigratta kalmamızın çok daha olumlu sonuçlar vereceğini açıklayan bir rapor. Bu da hakikaten bu 1.5 derecede durabilmek ki bu 1940'larda filan 1.5 derece. Yani şu anda 1 derece geçmiş vaziyetteyiz. Endüstriyel dönemden bu yana dünya ortalama sıcaklıkları 1 dereceye kadar artmış vaziyette. 1.5 derecede durabilmek ve de orada sabitlenebilmek bizim amacımız. Bu tabii bu şekilde devam edersek 1.5'u aşarız. Belki biraz aşarız sonra tekrar geri gelebiliriz. O da olabilir. 2040'larda dediğim gibi 1.5'a yaklaşacağız. Ama bunun belki yavaşlatılarak 2070'lerde ulaşılması ve ondan sonra orada durulması dünya açısından, hepimiz açısından son derece yararlı olacak. Bu salgının çok pozitif etkileri en azından eve kapandığımız için var gibi görünüyor ama benim çevremde bir gözlemimde daha önce çevreyle ilgili dikkat ettiğimiz birçok şeye de dikkat etmemeye başladık. Yani sağlık korkusu, hastalık kapma korkusu çevreyle ilgili endişelerimizin önüne geçti. Ve artık poşetler, plastikler, tek kullanımlık şeylerle ilgili daha savurganlaşmaya başladığımızı da görüyorum. Yani bir yandan da böyle bir negatif tarafı da olabilir aslında. Vallahi o tabii yani şey bulgulara belki dayanıyorsunuz. Bu denizde, boğazda
maskeler, eldivenler vesaire bulunması. Aynı zamanda poşet kullanımı için de aynısını söyleyeyim. Evet, poşet. Yani bu esasında boğazda bir gezinti yaparsanız o boğazdan neler geçmiyor hayret edersiniz. Yani yüzen şeyleri tabii görüyoruz. Bunlar da işte yeni hayatımızın, bu birkaç aylık yeni hayatımızın getirdiği değişik atılan malzemeler. Tabii bunlara dikkat edin. Bunlar çöpe atılıyor. Çöpler de bir şekilde yine denize ulaştığında şu veya bu nedenle bunlar bir de batmayan tür malzemeler. Hepsi yüzeyde gözükebiliyor. Tabii ki yani eve kapanmanın da verdiği bir şey var. Umursamazlık da var. Sağlığımıza dikkat etmek istiyoruz. Çevre açısından umursamaz olabiliyoruz. Normalde diyelim ki gidip de dışarıda plastikleri falan ayrı bir poşete belki atacağımızı kapının önüne koyuveriyoruz. Çünkü dışarı çıkmak işte ya yasak veya özellikle yaşlı insanlar için işte yasak. Bu konularda tabii bir takım şeyler var ama bunlar düzeltilebilir. Yani bunlar ama hayatımız zaten böyle geçecek değil. Bir şekilde virüsü alt edecek insanlık. Ama işte bundan da özellikle dediğim ölçüde dersler çıkarmak lazım. O pratikleri de zamanla geri umarım ki kazanacağız. Biraz da Türkiye değerlendirmesi yapalım. Türkiye'nin çevreyi koruma mücadelesini değerlendirelim. Bugün Dünya Çevre Günü olması da dolayısıyla 10 tane millet bahçesi açılıyor. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum televizyon ekranlarındaydı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz mesajı verdi. Şimdi salgın gibi bir dönemde millet bahçesi gibi alanlara ihtiyacımız var. Açık havaya, belki yeşilliğe, ama Türkiye'nin bu adımlarını siz nasıl görüyorsunuz? Çevreyle mücadelede, çevreyi koruma mücadelesinde Türkiye nasıl bir yerde sizce? Yani normal bu bahçeler zaten belediyelerin esasında el atması lazım olan faaliyetler. Bahçeler, yeşillikler, yeşilliler açılı dünyanın her yerinde. Zaten kentlerde geniş yeşil alanlar var. İstanbul veya benzeri kentlerimizde, büyük kentlerimizde bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Yeşil alan olarak bazen sadece askeri alanlarda mezarlıklar kalmış vaziyette. Ama tamam bunlar güzel ama bizim daha ciddi işlere soyunmamız lazım. Yani mesela devletimizin ciddi bir çevre politikası yok. Çevre toplantılarına gittiğimiz zaman böyle belirsizlikler, yani Türkiye belirsiz bir ülke. Ne yapacağı belli olmayan bir ülke görüntüsünü çiziyor. Fosil yakıtlara bir taraftan yatırım yapıyoruz enerji üretimi için. Yok kömür santrallerine izin veriyoruz. İşte HES'ler var. Akarsuları mahvedecek ölçüde çok sayıda HES'e izin veriliyor. Ondan sonra diğer taraftan da şeyimiz belli değil. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız konusundaki teşviklerin netliği, devletin bu konudaki desteği, bunlar da çok net değil. O açıdan Türkiye böyle baktığınız zaman güvenilemez bir ülke. Özellikle enerji ve çevre açısından güvenilemez bir ülke görünümü çiziyor. Bu da bizleri üzüyor tabii. Çünkü o toplantılara gidip konuşanlar devlet bürokratları, yani bürokratlar veya teknokratlar. Yani bizler bilim insanları olarak bir sürü şey söylüyoruz. Ondan sonra bakıyoruz ki bunların hiçbiri kale alınmamış. Sizi en son Kanal İstanbul projesini konuşmak için stüdyomuza davet etmiştik. Yakın bir zamana kadar o projeyi tartışıyorduk aslında. Yani evet. Türkiye'de çevreyi korumanın aslında ilk ajandanın ilk maddelerinden biri olmadığı açık gibi görünüyor. Peki bugün dolayısıyla şimdi Türkiye'de tekrar dışarı çıkmaya da başlayacağız ve belki doğayı rahat bırakmak, hem salgın süresinde yaşamın kıymetini anlamak açısından, hem hava kirliliğini değiştirebildiğimizi görmek açısından belki bizim hayatımızda bir şeyleri değiştirecek ve doğaya bakışımızı da değiştirecek. Türkiye'de çevreyi korumak için özellikle acilen ilk atılması gereken adımların ne olduğunu düşünüyorsunuz? Biraz saydınız ama yine de en acillerini sizden duyalım. Ben başlangıçta enerji-çevre ilişkisi, enerji-su ilişkisi, bu ilişkiler çerçevesinde işte kentlerdeki özellikle su tüketimi, atık suların arıtılması, tamamen biyolojik arıtmayla arıtılması, ondan sonra işte bir de dediğim gibi enerji.
Bunlar Türkiye'nin çözmesi gereken öncelikli meseleleri. Özellikle kentlerde hava kirliliği de var tabii kentlerde. Ama hava kirliliği trafik olduğu sürece elektrikli araçlara geçmediğimiz sürece hava kirliliği olacak. Başka Avrupa'nın kentlerinde, Amerika'daki büyük kentlerde de var hava kirliliği problemi. Ona da tabii ki biz yine ciddi yaklaşıp da özellikle hibrit ve elektrikli araçları teşvik edersek, kullanımlarını teşvik edersek burada da azalmalar gözükecektir. Ama buralarda ben netlik göremiyorum. Yani ciddi tedbirlere ihtiyaç var. Bakanlığın da bu konuda çok düzgün bir çizgide bir politika izlemesi lazım. Ama işte maalesef seneler geçiyor, şeyler değişmiyor çok fazla veya çok yavaş değişiyor diyelim. Orhan Yenigün, çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yine başka bir programda görüşürüz inşallah. Umuyoruz ki bir sonrakinde siz de sokağa çıkma yasağından sonra dışarı çıkabildiğinizde, biz de stüdyomuza çıkabildiğinizde. 65 yaşın üstünde olduğum için bana yasak parklar, bahçeler. Maalesef ama iyi ki bu kamera ekranları var ki biz de hala sizinle evet. Buluşuyoruz. Çok evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Medyaskop'ta bugün bu yayınımızda 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü konuştuk. Bilim Akademisi Yönetim Kurulu üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Direktörü Orhan Yenigün'ü ağırladık. Koronavirüs salgını sonrası doğada neler oldu, biz bundan sonra neler yapabiliriz, bunları konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.